tam bu noktada şimdi evet. karşı taraf çok söylediği iddia <laughs> çok ettiği uzun uzun vaat anlatırız. ettiği projeleri hayata evet. geçiremedi diyor. Projeler Geçmedi diyor. mi? Siz yaşıyorsunuz. Ne oluyor şimdi Ankara'da? Eee hanım şimdi me memnuniyet var. sizde var mı yok mu? Önce bir onu e, duyalım. Ben de memnuniyet yok. Bunu Hı. ben bir vatandaş olarak, Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak net söylüyorum. Şöyle bir durum var. Mansur Bey 2014 yılında e, malumunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı oldu. O dönem seçilemedi. Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etti. Hiçbir şekilde kapısından dahi içeri girmedi. Sonra 2019'da tekrar üye oldu. Ve biraz önce Hasan Bey'in de belirttiği üzere iki partinin aday olarak belediye başkanı seçildi. Şimdi tabii ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederken kamuoyuna da mal oldu. İstifa gerekçelerimi ortaya koydum. Özellikle büyükşehir belediyelerinde Ankara ve İstanbul endeksli bunu söyledim. Sosyal medya belediyeciliği yapıldığını söyledim. Çünkü belediye başkanları işi gücü bırakmış. Her ne kadar e, e, Mansur Bey söylese de anket yaptırmıyorum diye. Ayda bir farklı farklı anketler çıkıyor. Bir İstanbul'un anketi çıkıyor, bir Ankara'nın anketi çıkıyor. Ben burada Memleket Partisi'ni temsilen bulunuyorum. Şu an Türkiye'de belli iki cumhurbaşkan adayı vardır. Biri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biri de bizim genel başkanımız Sayın Muharrem İnce'dir. Ha Belli biz... olan. Ee, biz ortaya çıkarken de koyduğumuz iddiamız ortadır 50 artı 1 için çıkıyoruz dedik. Ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı çünkü halkımızın bunların arasında sıkışmaya hakkı yok diyoruz. Tek yol memleket için ortaya çıktık diyoruz. Şimdi Soruma gelecek yapalım, olursak ben. soruya dönecek olursak e, Mansur Bey'in dünkü açıklamaları bir te televizyon kanalında yapılan açıklamaları esasında benim kanaatimce diğer bir adayın ön plana çıkarılması için sorulmuş sorular, orada sorulara verilen cevaplar sosyal medyada bunlar da tartışıldı. İşte projeler söylendi, projeleri bulamadı, anlatamadı. Bugün bunların tartışmalarını görüyoruz. Peki o, siz Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak merak ediyorum. İstanbul'da yaşıyorum çünkü evet. Ankara'yı bilmiyorum. Evet. Ne oluyor Ankara'da? Proje Şöyle, yok şunu mu? şunu söyleyeyim. Sizi memnun eden hiçbir şey yok ben, mu? ben, ben Tamamen bunu vicdani olarak söylüyorum. Ankara'da iki buçuk yıldır Hı. belediye şu anda bir belediye otobüsü dahi alıp trafiğe sokmadı. Yeni bir belediye otobüsü dahi alınmadı. Metroya girmiyorum. Metro falan yapılmadı şu anda. Bildiğim kadarıyla Keçiören Kızılay metrosunun bağlantısı yapılıyor. Onu da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Şu anda pandemi sürecinde de olduğumuz için halk birçok şeyi tartışmıyor zaten. Halk ekonomik durumunun derdine düşmüş, evine ekmek götürme, derdine düşmüş, hayatını idame ettirme derdine düşmüş. Yani belediyeler işte yağmur yağdığı zaman su basması, köpleri, su basması işte mamakta boğaz içinde yaşanan sel felaketleri bunları değerlendirme imkanı yok şu anda önü kapatılmış bir vaziyette. Onun için diyorum sosyal medyadan beğenilerle yapılanlarla vesairelerle bir yönetim tarzı benimsenmeye çalışıyor ama esas itibariyle halkımız istediği, layık olduğu hizmeti aldığı kanaatinde ben değilim. Mansur Bey'in şöyle bir avantajı oldu. 25 yıl, 5 dönem boyunca Ankara'yı yöneten sonuç itibariyle 25 yıl ve Melik Gökçek'ten de sonuç itibariyle büyük bir kitle haz almıyordu. Onun üzerine geldiği için yeni bir yüz, 25 yıl sonra yeni bir yüz gelmiş. Bunun büyük avantajını kullandı ve halen de kanaatimce kullanmaya devam ediyor. Netice itibariyle şu anda yerel yönetimlerin başına getirilmiş yöneticilerin öncelikle o yerel yönetim il sınırları içerisinde Ankara'da, İstanbul'da artık il sınırları dahilinde büyükşehir belediyeleri hizmet ettiği için ilk önce halkın hizmetlerine odaklanması özellikle altyapı hizmetlerini yerine getirmesi lazım. Sadece şu örneği vermek istiyorum. Anka Park denilen büyük bir proje var Ankara'da. Melik Gökçek zamanında yapılmış. Kendince de değerlendirmesi yapmış. Benim kanaatimce atıl bir yatırım. Milyonlarca doların çöpe atıldığı bir yatırım. Şu anda orayı sökmek, o oyuncakları tekrar hayata kazandırmak dahi mümkün değil. Çünkü artık hurdaya döndü. Yıllardır kullanılmıyor. Onları oradan kaldırıp yerine başka bir tesis kurmanın dahi maliyeti çok büyük rakamlarda. Ankara'nın oraya harcanan parasıyla çok büyük ya baraj dahi yapılabilirdi. Büyük projeler yapılabilirdi. Ancak yapılmış. O zamanki yönetim bunu yapmış. Bir şekilde bunu işletmek lazımdı. Çünkü Ankara dünya ölçeğinde başkent olarak en az turistin geldiği yerlerden birisi semian. Bir başkent olarak söylüyorum. 80 milyonluk bir ülkenin başkenti olarak söylüyorum. En az turistin geldiği yer. Gelenler de işte Anıtkabir'i görüyorlar. Ulus'taki bir iki tarihi yeri görüyorlar. Gidiyorlar. Yani e, Ankara o yönü itibariyle bir cazibe merkezi haline getirilmedi. E, Önceki ama bir belediye başkanı şehri de değil aslında. Yani hani turist gelip neyi görecek ki Ankara'da? İşte bunun yapılması lazımdı. Park mı yapacaksın? Aslan Hanı'nı görebilirdi. Mansur Hacı Bayram, Hacı Bayram şey var. görebilirdi. Evet. Roma Türk Hamamı görecekti. vardır. Türkiye Büyük Türk Türk Millet Meclisi'ni görebilirdi. Hayır, hayır. Adam Hitip gelirken o... Biliyorsun müzesi, etnografi müzesi. Yani oh, o parayı Mansur Yavaş harcamadı ki oraya. Yok Mansur Yavaş'ın Öncesini eleştiriyor vardı. Mustafa Kemal Bey. Peki. Ulusta, ulus'ta mesela ulusun trafiğini altı alacağını o bizim birinci e, meclisimizin, Melih Bey'in Bey meclisimizin bulunduğu Melih yerleri. E, o. o, o projede Melih Bey'in projesi. Bey de onu yapacağını iddia evet, etti. Evet, Kızılay'da alt alacağını o, söyledi. O e, Atatürk'ün ilk dönemlerini geçirdiği Hacı gelen Bayram tarafı. Şimdi yapıyorsa harika. Tebrik etmek yani lazım. Yani yapacaktı. Yani yani, ama yap... tebrik etmek lazım. Gelen de yapacağım diyorsa. Bakış işte, yapacağım diyor da. De, burada, yani. burada kutuplaşarak bakmamak tamamlayayım, lazım. Tamamlayayım ondan sonra. Ya yapsın. Sonuç itibariyle belediye başkanlarının o yerelde yaşayan insanların ihtiyaçlarını giderecek çalışma yapmaları çok Peki. önemli. Peki, Gaffer Bey'e döneyim. Şimdi Ankara'da yaşayan bir vatandaş olarak Mustafa Kemal Bey ben memnun değilim diyor. Ankara'dan. Ama kendisinin de şöyle bir ifadesi var. Kızılay'a ineceğim, başım dik gezeceğim. Ama gezdirmiyorlar. Neden gezdirmiyorlar şimdi? Allah razı olsun hepsinden fotoğraf çektirmek için illa çayımı iç diye. Ama buradan da anlaşılan Ankara'da yaşayanların Mansur Bey'den son derece memnun olduğu <laughs> Evet yani bu ifadeden de ben bunu şehir. anlıyorum. Ankara büyük bir şehir Mansur Bey'in hizmetlerinden memnun olan insanlar da vardır. Şimdi Türkiye'de çok enteresan bir sosyoloji oluştu. Küçük bir toplam bu fakat e, muhalif gazeteci meslektaşlarımız ve bazı muhalif siyasetçiler bu toplamı büyütmek için üstün çaba sarf ediyorlar. Nedir o sosyoloji biliyor musunuz? Belediye başkanlarının belediye hizmetleriyle değil de başka bazı kriterlerle değerlendirilmiş. Şimdi biz de onu besliyoruz bir yandan bakın. Programlarda şunu tartışıyoruz. Efendim işte Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Ekrem Bey mi olacak? Mansur Bey mi olacak? Ha bu insanlar belediye başkanı. Önce vazifelerini yapsınlar. Ama onların vazifelerini tartışmaya başladığımızda dikkat edin. Burada tartışmamızı da ben abeste iştigal olarak görüyorum. Çünkü dün kendisi Sayın Başkan bir televizyon programındaydı. Bir meslektaşımızın Fatih Altay'ın sorularını yanıtladı. Hı hı. Ve Kendisine şöyle bir soru soruldu. Bana üç tane proje sayar mısınız? Bitmiş proje, başladığınız proje. Kendisi yanıt veremedi. Yani Mansur Bey kendisi yanıt veremedi. Yanındaki kağıtlara bir baktı. Yerde Şurada bir yerde, yani. efendim, e, inek içti, dağa kaçtı, ne oldu? Dağ yandı, yandı bitti, kül oldu falan. Böyle bir şey anlattı. Yani Mansur Bey'in kendisi bunu anlattı. Bakın, üstelik şunu da biliyoruz. Yani o programlarda sorulan sorular, böyle şimdi bu programlardaki gibi, böyle efendim serbest tartışma ortamı falan değil. Yani Ekrem Bey için de masum Bey için de geçerli. Ajans bir liste gönderiyor sorular soruluyor. Fatih Altaylı şimdi, öyle yapmaz. <laughs> şimdi bu yani ben ben, ben iddiamı orta, ben iddiamı ortaya koyuyorum. Hayır yıllarca tamam. tamam Fatih, Bey yanıt Ay, versin. <laughs> ben, iddiamı ben iddiamı ortaya koyuyorum. Ben iddiamı ortaya koyuyorum. Fatih Bey yanıt Ay. versin. Masum Bey size Tabii. size, size Hayır, yönelik değil bu. iddia. Çok klasik de bir soru. Ya iki buçuk yıldır belediye başkanısınız. Şimdi bu soru zaten yaptınız? çok şey bir soru değil. Çok, çok çarak bir soru. Gayet pas bir soru. Ne yaptınız? diye sordu. Ma Mansur Bey'in kendisi... Yani bunun için illa ki yayından önce efendim ya ben size şu soruyu soracağım diye bir şey söylemesi de gerek yok. Mansur şey Bey'in kendisi... Yani, özür dilerim ben, ben bitireyim sorayım. lafımı efendim. Mansur Bey'in kendisi... Şey yani. <laughs> Mansur Bey'in kendisi 3 tane projeyi sayamıyor. Efendim siyasetçiler severler böyle şeyleri. Bayılırlar. Atıp tutarlar. Bayılırlar bu işe. Sanki Türkiye... Yani yapacağım anladım. gelecek zaman konuşmaya bayılırlar. Ha. Gelecek zamana bayılırlar. Hak da bunu bilir. Şunu yapacağız edeceğiz cek çak cek 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 bırak ya. Dün gelmediniz ki daha efem iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yılda ne yaptınız? Şimdi bu sorunun karşılığı maalesef hiç. Neden hiç? Çünkü dün kendisine soruldu ve kendi sayın başkan yanıt vermedi. Kendisine sor bakın ben iddia etmiyorum. Ankara'da şu var şu yok da demiyorum ya da Masum Bey'in yaptığı gibi belli faraziyeler etrafında çevirip bu, bunun olması doğrudur demiyorum. Yani yeni bir formül koymuyorum. Ben çok basit bir şey. Bir matematik söylüyorum. Matematik şudur. Belirli iddialarınız var. Şimdi Hasan Bey biraz önce saydı. 7-8 tane ta taahhütte bulunmuşsunuz. İşte 2,5 yıl geçmiş. Ne yaptınız? Belediye bu soru mu? Bu, efendim soru kendisine Belediye soruldu. Kendisine soruldu. Hayır ben şu için soruyorum size yardımcı olmak. Bunu söylemedi. Mansur Bey şunu söylemedi. Ama işte söylememesi güzel. Mansur Bey şu yanıtı vermedi. Belediye meclisi onaylıyor mu olaylamıyor mu demedi. Mansur Bey'in belediye meclisini nasıl yönettiğini biz biliyoruz. Yani e, halkın taleplerini dile getirmeye çalışan temsilcilere çıkın burada tepinin isterseniz diyor. Onu gördük. Şimdi mutlaka soruya döneyim ben. Mutlaka Mansur Bey'i seven, takdir eden insanlar da vardır. Çünkü şöyle bir sosyoloji var. Başta söylediğim gibi. Belediye başkanları başkanlık hizmetleriyle değil efendim başarılı. sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar muhalifler, ne kadar karşılar, ne kadar aksi pozisyonda duruyorlar bununla değerlendiriliyorlar. Bu çok gerçekten abes bir durum. Ve bu sosyolojiyi besleyen, bu sosyolojiyi büyütmeye çalışan, bu sosyolojiden beslenen ciddi bir yekün var Türkiye'de. Yani fikir yapıcılar diyelim biz bunlar, Efendim gazeteci, yazar, siyasetçi vesaire. Bu işlerine geliyor. Neden? Şöyle işlerine geliyor. Şimdi mesela İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da mesela bir belediye otobüsleri vodvili oynanıyor. Bir vod gerçek bir komedi. Yani belediye otobüsleri bozuluyor, belediye otobüsleri yanıyor, belediye otobüsleri devriliyor, belediye otobüslerinin freni patlıyor, belediye otobüsleri birbiriyle çarpışıyor. Belediye otobüsü şoförleri kriz geçiriyor. Yok yok. Yani belediye otobüsüyle ilgili İstanbul'da yok yok. İtmesi yasak. Belediye otobüsü vatandaşın çektiriyorlar. İt ve busa sallayın diyorlar. Çekmesi yasak. Yakında binmesi de yasak olacak. Şimdi böyle bir komedi var. Kimse bunu konuşmuyor. Biz bunu konuşmuyoruz. Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı? Ya evvela bir şu otobüsler bir çalışsın. Yani toplu taşıma her şehrin gereğidir bu. Yani efendim Dakka'ya ya gidin Bangladeş'e orada da toplu taşıma diye bir şey vardır. Mecbursunuz. Viyana'da da mecbursunuz. Stockholm'da da mecbursunuz. Paris'te de mecbursunuz. İstanbul'da da mecbursunuz toplu taşımaya. Toplu taşıma işi belediye başkanının sorumluluğundadır. E bunu yapamıyorsunuz ama diğer yanda sürekli olarak sizin başkanlığınız, cumhurbaşkanlığı adaylığınız konuşuluyor. Mansur Bey'in, Mansur Bey'e yöneltilen ben de, ben de. sorular, Efendim. Millet memnun ki ona oy verir ankette. Şimdi ankette anket ya. şimdi eve, öyle şöyle ise eğer konuşuyorsa yani Ben bir sosyoloji anlatıyorum. Efendim. Şimdi konuşuyorsa ankete bakıp sonucu görüyorsak anket firmalarının ne kadar sonuç gördüğünü bildiğini gördük geçmişte. O zaman hiçbir şey konuşmamıza gerek yok. Yani sadece anketlere bakarız. Ama şunu söyleyeyim. Dediğiniz doğru olabilir. Millet memnun da olabilir. Yani memnun olan insanlar da olabilir. Yani şöyle düşünüyor olabilirler. Ya benim projeyle falan bir işim yok. Şehirde hizmete de bir işim yok. Ben İstanbul'da yaşadığım için i̇şte İstanbul'dan örnek vereyim. Yani Haziran ayının 20'sinden 25'inden beri sivrisinek ve envai çeşit böcekle mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz yani nefes almaya çalışıyoruz. Bundan memnun olan insanlar da olabilir. Diyebilirler ki efendim bugüne kadar şehrin yeterli sivrisineği yoktu. Sağ olsun Ekrem Bey bize sürüler halinde Karadeniz'den, efendim Akdeniz'den, Güney'den, Kuzey'den muhtelif yerlerden sivrisinek getirdi diyebilirler. Ankaralılar da şunu diyebilirler. 58 kilometre metro yapacağım dedi. Bir kilometre yapmadı. Bir çivi çakmadı ama ben seviyorum bu adamı diyebilirler. İşte bu sosyoloji tuhaf bir sosyolojidir. Bu demokrasinin gelişmesine engel olan bir sosyolojidir. Bizim de gazeteci, gazeteciler olarak vazifemiz bunu konuşmak, bunu teşhir etmek ve vatandaşı uyandırmaya çalışmaktır. Yapmamız gereken şey budur. Şimdi adaylık konusuna gelince, oraya da bağlayayım lütfen. biz şunu konuşuyoruz. Yenilen pehlivan kim olacak? Daha önce de söyledim. Hep bunu söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Ve 2023'ün de Cumhurbaşkanı'dır. Anketler de bunu gösteriyor. Genel eğilim de böyle. Şimdi hangi pehlivan yenilecek? Bunu tartışıyoruz. Tartışabiliriz. Bunda ben beis görmüyorum. Bunu konuşabiliriz. Ama e, kim olacak? Yani bu yenilen pehlivan kim olacak sorusunun cevabı ben Hasan Bey'le paralel düşünüyorum. Büyük ihtimalle Sayın Kılıçdaroğlu çünkü bir işte bir kapsayıcı ittifaklar siyaseti yürütmeye çalışıyorlar. Herkesi kapsayan, herkese gül dağıtan, herkese şeker dağıtan bir aday bulmaya çalışacak. İçinde böyle muhafazakar tonları olan AK Parti seçmenine de hitap eden birisini e, bulmaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. İkinci sırada Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylı olabilir. Benim şahsi kanaatimse e, şık olan e, Kemal Bey'in aday olmasıdır. Çünkü bir partinin başkanıdır. E, demin mesela söylendi. Yani bir, bir aday var. Memleket Partisi adayını açıklıyor. Genel başkanı aday oluyor. Şık olan da, yakışan da budur. Kemal Bey'in aday olması gerekir. Ama Esas olan demek zaten ki orada... Genel başkanlarının aday olması. Ama Kılıçdaroğlu adayım dediği anda da niye aday oluyor diye burada tartıştık. Yani bu gündeme geliyor bu zaten. Ben o fikirde değilim yani. Ben ama Kemal Bey'in aday, olmasını, Kemal Bey aday olmasının Kemal Bey'in aday olmasını doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü prensip olarak demokraside o partinin temsilcisi. Hasan Bey hep bana onun için 3 proje söyle diyor. Yani Kemal Bey'in adaylığını konuşurken nasıl aday olur diyoruz. Yenilir, yenilmiş bir adam aday olur mu diyoruz. Kemal bir aday değilim deyince ortaya bu iki başkan Bahsin Bey, kim olsa yenilecek zaten. Önemli değil o kısmı. Hayır zaten, yani şu anda görünen zaten o. kadar aday, olamıyor. Şu anda görünen o Cumhurbaşkanı yani. aday yani olamayacak. aday kazanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu aday alamayacak erken seçim yapılmazsa ve bu tabak sağlanmazsa. Bakın görün. Çok farklı. Yani böyle olabilir, şey kolay değil. Onun için ee, rahatlıkla benim adayım var diyor. Ona...